Selam yoldaş dostum. Şu anda nöbetteyim. Yemekhaneye geldik, bir şeyler atıştıracağız. Nereye atıştıracağız? Bakalım ne var ne yok, bilmiyorum. Security çalışıyor. Yani Rusça ahrana, İngilizce security, Türkçe güvenlik. Özel güvenlik çalışıyor. Çalışmak ne demek? Robota çalışmak. Robotayı çalışıyorum. Sen çalışıyorsun robota eş. Gündüzden kalma yemekler görüyorsunuz. Yemeklikten çıkmış artık. Ama çorba içebiliriz. Çorba içebiliriz. Yalnız benim bugün canım ne çekiyor? Böyle bir tahin pekmez. Üzerine pekmez. Tahin üzerine pekmez. Çok severim. Rahmetli dedemin gül reçeli dükkanı vardı. Dedemin kardeşinin. Allah rahmet eylesin ikisinden de. Sevgili dedeciğim, Mehmet dedem bizleri Tosya'da şehire götürürlerdi. Köylülerin pazartesi günleri şehir günü olur, alışveriş günü. Oradan kalma alışkanlık. Gül reçelinin üzerine tahin pekmez. Neyse, mevzuları uzatmayalım. Tahin pekmez yiyeceğiz. Bakar mısın şu tada? Kolum yoruldu. Evet arkadaşlar. Lama gibi ağzım sulandı ha. Şuraya koyalım. Şöyle. Pekmezimizi önce tahinimizi alıyoruz. Bak. Security ne yapıyorsun security? Allah patronlarımızdan razı olsun. Mis. Pekmezden sonra, tayından sonra. Hoppa. Tayından sonra şöyle yaparım. Hop. Burada devam edelim. Tabii şöyle bir durum var. İşi bileceğin, işe gitmeyeceğin, karda yürüyeceğin, yürüdüğünü medetmeyeceğin derler. Yiyelim içelim ama arkamıza iz bırakmayalım sonra. Yasak amına koyayım ya, güvenlik yemiş içmiş, ortalığı toparlamamış diyorlar. Elim ayağım titriyor, yemin ediyorum şekerim düştü, şekerim. Bak bu da şikolata görüyor musunuz? Mis. Günün menüsü, tahin üzerine pekmez. Bak. Görüyor musunuz? Şöyle. Cumhurlu. Hepsini dökmeyelim. Pekmezi ayrıyetten şu kenara koyalım. Tahini sade yemeyi seviyorum. Bu da burada. Bunun üzerine bir streç geçirirsek daha iyi olur. Çünkü kediler mediler. Kedi girebilir. Dikkat edelim. Evet. Güvenlik çalışıyor. Sevgili canlar. Biraz da çikolata alalım. Bak. Çikolataya bakar mısın? Hoppa! Şöyle çikolata birazcık. Vay. Yemin ediyorum var ya. Güvenliğin işte bu huyunu seviyorum. Maaşı az. İkramiyesi yok. Bahşişi yok ama yeme içme konusunda üstümüze yoktur. Kimseyi tanımayız. Evet dostlar şimdi. Şimdi masaya geçelim, orada devam ederiz. Hadi bakalım. Vay. Şu yemeğin güzelliğine bakar mısınız? Tabii önce çorba içeceğim arkadaşlar. Sonra üzerine tatlı. Ortam böyle. Gece nöbetinde durumlar bundan ibaret arkadaşlar. Hadi bakalım, bana afiyet olsun. Görüşürüz. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Gördüğünüz menümüzde çorba var. Mercimek çorbası, turşumuz, limonumuz. Tabii ki yemekten sonra yemeğin üzerine ne yiyeceğiz? Tatlımız. Tatlısız olmaz. Şekerimiz düştü. Gece nöbetleri bu şekilde arkadaşlar. Gündüzden kalma yemekler genelde pek nahoş tatları olmuyor. Dolayısıyla bizler kendimize göre böyle bir şeyler hazırlıyoruz mecburen. Allah patronlarımıza razı olsun. Bu konuda bize sıkıntı çıkarmıyorlar. Güvenlikçi arkadaşlar kafalarına göre yemek yapabiliyorlar. Bazen tost yapıyoruz, bazen öyle peynir, zeytin, kahvaltı bir şeyler hazırlıyoruz kendimize. Öbür türlü biliyorsunuz güvenlik çekilmez.
güvenlik çekilmez. Evet, şu anda çorbamızı yiyeceğiz. Çorbadan sonra tatlıya devam. Tabii ki limon. Otellerde arkadaşlar yeme içme bol. Gerçekten işletme sahipleri, patronlar bu konuda çok fazla personele sıkıntı çıkarmıyorlar. Abartmama kaydıyla otelin bütün nimetlerinden faydalanabilirsiniz. Tabii çalmak, kırmak, dökmek yok. Otelin içerisinde yemek kaydıyla dışarı çıkarmak yasak. Bizler de ne yapıyoruz bu konuda? Ne yapıyoruz? İşte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yağmurda, çamurda otelin birçok yerine elimizde el fenere, kafamızda baret, ayağımızda çizme. Sabaha kadar geziyoruz, yoruluyoruz, enerji harcıyoruz. Patronların da bu kadar malını, otelini beklerken bu tür şeylerden de ne yapıyoruz? Faydalanıyoruz yani, yapacak bir şey yok. Güvenlik gariban adam. Güvenlikler gariban adamlar. Kızmayın güvenliklere. Bizler sütlük ortamında, evimizde oturarak güvenlik şöyle güvenlik böyle demiyoruz abi. Biz hayatın içerisindeyiz, görüyorsunuz yani. Görüyoruz. Adamın malını bekliyoruz abi. Milyarlık oteller. Akşama kadar buralarda ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Neyse, bana afiyet olsun arkadaşlar. Güvenlik bundan ibaret. Geceleri bu şekilde kendimizi, karnımızı doyuruyoruz. Özel güvenlikçi arkadaşlar, kanala abone olup beğen tuşuna basın. Güvenlikçi, TSK personeli, emniyet personeli, sağlıkçı arkadaşlar, nöbet tutanlar, bütün nöbet tutan departmandaki arkadaşlar. Hadi bakalım. Böyle işte. Mustafa kardeşiniz yemeğini yesin, sonra muhabbete devam edeceğiz. Minyatürler...